Günaydınlar, günaydınlar efendim. TV 360 ekranlarından ne yapmalıyla bugün de birlikteyiz. Sevgili hocam Profesör Doktor Arif Verimli ile birlikte haftanın son gününde umarım herkesin keyifleri yerindedir. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? İyi yayınlarınız olsun. İyi misiniz? Sağ olun, sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok şıksınız. Ay, çok teşekkür ederim. Işıl ışılsınız. Kredi kartını aldım. Evet sevgili izleyiciler, bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizin için. Bakalım neler var bugün programımızda, izleyelim ardından hemen başlayalım. Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum dedi. 78 yaşındaki yaşlı kadın yürekleri dağladı. Çöp ev diye ihbara giden ekipler bir dramla karşılaştı. Peki istifçilik hastalığı bir travmayla birlikte mi oluşuyor? Yalnızlık hissi ve yoğun üzüntüler bu hastalığı tetikliyor olabilir mi? Bazı eşyaları çöpe atmakta zorlanıp biriktiriyorsak ileride istifçilik hastalığına yakalanabilir miyiz? Birazdan. Anne babalar dikkat! Elektronik sigara çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Bu ürünler özellikle rengarenk ambalajlar. Hatta fosforlu kalemle çocuklarımızın ilgisini çekebiliyor. Aileler bu süreçte nelere dikkat etmeli? Kullanılan elektronik sigara çeşitleri bağımlılığa sebep olabilir mi? Tüm detaylar birazdan. Akıl almaz olayın görüntüleri Adana'dan. Otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir çocuğu halat gibi kullandı. Yürekleri ağza getiren o görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Birazdan. Her şey para için değil dedi, hem boş vaktini değerlendirdi hem de mahallesini temizledi. Sinop'ta uzun yıllar temizlik işçisi olarak çalışan 48 yaşındaki Derya Kümeç'ten örnek davranmış. Birazdan. Evet sevgili izleyiciler, haftanın son gününde ne yapmalıyla yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız ama hemen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Ne yapmalı etiketiyle bize sorularınızı iletebilirsiniz. Gelen sorularınız var, onları da bugün hocam program içinde size soracağım. Merak ettiğim gerçekten cevabınızı sorular var. Bugün hemen ilk haberimize geçelim. Hocam görüntülerde de gördük, Adana'da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı. Adana'da yaşayan 78 yaşındaki kadının evini çöplüğe dönüştürdüğü, komşuların CİMER'e şikayeti üzerine yetkililer tarafından evden 2 kamyon çöp çıkarıldığını göreceğiz görüntülerde. Hanımefendi demiş ki eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Başkalarının evlerinde de var. Nasıl böyle oldu hatırlamıyorum. Dedi. Dedi. Şimdi bu çok arada sırada bu haberler duyarsınız çöp ev meselesini. Evet. Şeylerden, haber kaynaklarında. Aslında bu hanımefendi için konuşursak, yani isim üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum ama bu bir istifçilikten öte bir şey. Nedir hocam? Şimdi bu hadiseyi şöyle anlatayım ben. Özellikle birileri var, o birileri edindiği eşyayı veremezler. Hı hı. Örneğin kalem, mesela deneyin, bir kalem verin birisine, sürekli geri almak için hareket yapar insan. O bir karakterle ilgili bir durum. Hı hı. O karakter meselesi. Dolayısıyla çok geniş bir alanda değişik aksesuarları biriktiren oldukça sağlıklı sayılabilecek bir insan var. Bunu tanıyoruz da. Şimdi bu istifçilik denilen şey tek başına bir hastalık kabul etmek doğru değil. Bu bir istifçilik değil. Şimdi bunu üçe görüşmek lazım. Üç, hı hı, konuda konuşmak lazım. Bunlardan birincisi aklı başında olup da keyif amacıyla istifleyen insanlar var, biriktirenler var. Evet. Bunlar zihinsel soruna sahip olması düşünülmeyen kişiler. Bazı kişiler var obsesif tavırda. Hı hı. Obsesif tavırla
eşyalarını biriktiren ve o eşyaları bir günün birinde lazım olur diye saklayan insanlar var. Yani tamir eşyaları olsun, başka türlü eşyalar olsun, eşyasını atamaz insanlar. Bunlar da obsesif karakter insanlar. Bir de işin aslı şu, demans vakaları var. Demans. Yalnız kalmış, eşi vefat ettikten sonra hatırlayamadığı şeyler var ve de fizik anlamda gücü de yok bunları toparlamak için. Her eşyası alıp bir yere koyuyor ve düzenli olarak da tertiplemiyor, düzenlemiyor onları. Ha, bizim için önemli olansa şizofrenideki çöp evler. Onların bundan farkı ne? Onların bundan farkı şu, burada bir özel tür bir hastalık var. Onlar çer çöp ne bulursa bulsun, kıymetli ya da kıymetsiz bir şekilde gelir onları bir yerde biriktirir ve onların temizlik anlayışı zaten yoktur. Duygusal bakımdan da zaten künttürler. Yani çevredeki insanlarla ilişki kurmazlar, kendi dünyalarına kapılmışlardır. Kendileri içerisinde tek hareketle ne eşya buluyorsa alır, toplar, getirir ve evinde biriktirir. O bir şizofrenik tablo, kronik şizofreniyle ilgili bir şeydir. Tabii bunu bizim ayırt etmemiz mümkün değil. Bunu ancak uzmanlar edebilir herhalde. O evet ama yani kabaca da olsa ayırt edilebilir. Yani çevresine ilişki kuran, çevresinin arkadaşı, dostu bulunan kişiler var. Bunlar istifçilik olarak ele alınabilir. Bir kısmı obsesif tavırlarla titiz, obsesif tavrı nasıl açıklasam? Şöyle, sahip olduğu eşyayı bir anksiyete duyacağı gerekçesiyle veremez. Verirse başına kötü bir şey gelecek diye bir düşünceyle veremez. Dolayısıyla onlar daha düzenli olarak saklanırlar. Peki hocam bu istifçilik hastalığında ya da sendromunda ne demek gerekiyorsa eğer altta yatan bir takım sebepler var mı? Bu yani beyinde bir şey mi oluyor bununla ilgili yoksa yaşanan travmalar mı insanları buna itiyor? Bunu travmayla pek bir alakası yok aslında. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar genellikle davranışlarını ya da sebeplerini hatırladıkları bir olaya bağlama eğilimi gösterirler. Bu olay şöyledir. Bir iceberg düşünün, bir buzdağı düşünün okyanusta. Bunun ancak onda biri suyun üstündedir. Aslında bize lazım olan şey suyun altındaki kısmı, onda dokuzu. Peki bunu nasıl göreceğiz biz? Yani kişiyle oturup konuşmamız sırasında öğrendiklerimizin tamamı, tümü kişinin bilinçli iradesiyle anlattığı şeyler. Bazı öyle bilgiler, aa ben unutmuştum deyip 10 görüşme sonrasında hatırlatıyor ve teşhis değişmeye başlıyor. Bu zararlı bir şey. Bir psikiyatrla görüşürken tüm samimiyetinizle görüşmeniz lazım. Dolayısıyla psikiyatrist yanılmamalı aldığı bilgilerden dolayı. Dolayısıyla burada önemli olan konu şeydir. Travma değil yani aslında. Peki hocam ne hissediyorlar da biriktiriyorlar bu şeyleri? Yani bir kısmı zevk alıyor bunu biriktirirken. Zevk alıyor. Bakın söyledim. Çevreyle ilişkisi yerinde aklı başında konuşan, hiçbir zihinsel defekti bulunmayan insanın belli bir takım eşyaları, kendine göre kıymetlendirdiği eşyaları, değerli bulduğu eşyaları biriktirmesi bir hobimsi anlamda istifçilik olarak düşünün. Bir de obsesif anlamda bu eşyayı verirse canı gidecekmiş gibi ortaya çıkan bir şey. Aslında kopamıyor eşyadan. Kopamıyor, eşyasından kopamıyor. Bu daha çok travmadan çok Freud'e göre, çok eski bir yaklaşıma göre
Çocukluk anlarına dayanır. Çocukluk anlarına dayanır. Oradaki teori şudur. Özellikle ilk idrar ve kaka kontrolünden sonra karşımıza bir şey çıkar. Tuvalet eğitimi döneminde. Tuvalet eğitimi dönemi çıkar. Tuvalet eğitimi döneminde çocukça bir duyguyla, çocukla bir düşünceyle kendisinden istenen şeyi yapmak. Anne zorladı, lazımlığı getirdi, yap dedi. Çocuk bazen buna itiraz eder, orayı yapmaz, gider başka yere yapar. Ya da birdenbire annenin istediğine boyun eğer ve bunu yapar. Dolayısıyla çoğu zaman genellikle bu tür eğitimlerse, bu eğitim sırasında çocuğun gösterdiği reaksiyon ileride onun davranış biçimi haline gelir. Örneğin pinti kişiler. Peki hocam, çocuklukta bunun belirtilerini gösteriyor mu? Çocuklukta bunun belirtilerini göremezsiniz. Göremezsiniz. Daha ileriki yaşlarda çıkar. Bu bir teori. Anladım. Bu bir teori sadece. Peki bu kişilere nasıl yaklaşmak lazım? Çünkü dediniz ya, ondan kopmakta güçlük çekiyor. Şimdi bakıyoruz görüntülerde, korkunç yani, yatacak yatakta yatacak yeri yok. Banyoda yıkanacak yeri yok. Her şey o kadar çok istiflemiş ki. Bu istifçilik değil. İstifte bir düzen vardır. Öyle mi? Bir düzen vardır. Kıymet ve değer diye bir anlam verir. Şundan dolayı, bundan dolayı, şundan dolayı diye. Anlatabildim mi? Hepsinin bir sebebi var bir ona sebebi göre. Bir sebebi vardır. Yani. Ona bunun göre bu bir yüzden sebebi saklıyorum. Vardır. Belki de kaybettiği birine ait evet, olduğu için saklıyorum. Evet. İstiflikte bir düzen vardır. Bu bir çöp ev niteliğinde olan bir şey. Çöp ev niteliğiyle istiflik birbirinden farklı. Çöp ev niteliğinde ne yaptın, ne ettiğini bilmeyen kendi dünyasında bir insanın yapmış olduğu toplama biriktirme hareketi. Peki istifçi birinin evine gittik ve her şeyini ondan almak tedavisi açısından iyi bir şey mi? Hayır. Nasıl yaklaşacağız? Hayır. Yani onu yüreğini koparın daha iyi. Yani obsesif tavırlı bir insan için siz böyle davranıyorsanız kişiye çok büyük bir zarar verirsiniz. Ama bu bir şizofrenik bir kişinin yapmış olduğu çöp ev tarzı bir eşya toplama ise o temizlenmeli çünkü hijyenik değildir. Anladım. Evet, yani bu yakın çevresi için de oldukça zor bir durum. Çünkü bu tarz haberlerde görüyoruz, artık ailesi görüşmeyi kesiyor. İşte torunlarını görmekten insanlar vazgeçiyor. Aile için de oldukça zor bir durum aslında. Şimdi bu özellikle ileriki yaşlarda Türkçe konuşarak söylüyorum. Yavaş yavaş görülen damarsal kökenli diyebileceğimiz bunamalı hallerinde kişi yalnız kalabilir. Kimse ilişkisini sürdürmek istemeyebilir. Yakın akrabaları da yoktur etrafta ve böyle yaşamaya devam edebilir. Anlıyorum. Bu devam edebilir. Bunda eşyaları alabilirsiniz. Yani mesele yok. Şizofrenik bir tabloda da almanız lazım. Çünkü hijyenik değildir. Öbürüne göre daha da hijyenik değildir. Ama obsesif tavırla biriktirilen bir şeyin eşyasını alacağınıza adamı öldürün daha iyi. Bunun tedavisi var mı? Bunun tedavisi var tabii yani. Var. Ha, düşündüğüme bakmayın. Çok uzun sürebilir tedavi de bu tedaviye pek uymazlar zaten ama. Evet hocam, geçenlerde de hep bağımlılıklardan bahsetmiştik. Bugün sıradaki haberimiz de biraz bu aslında bağımlılıkla ilgili. Çocuklarımızın cebindeki ölümcül tehlikeye dikkat diyoruz hocam bu haberimizde. Özellikle okul çağındaki gençlerin tükettiği elektronik sigara çeşitlerine bir yenisi daha eklendi sevgili izleyiciler. Son dönemde özellikle rengarenk ambalajlarda aromalı kullanatsız elektronik sigaralar 11 yaşa kadar kullanımları inmiş hocam.
bu gerçekten korkunç. 11 yaş inanılmaz küçük bir yaş. Özellikle fosforlu kalem, anahtarlık, hatta kalemtıraş gibi renkli oldukları için de aileler ve okul yönetimleri tarafından bazen gözden kaçabiliyormuş. Nikotinin en etkili, en bağımlılık yapan sunum araçlarından biriymiş bu. Şimdi özellikle bu haberi yapan Master Haber.com'un sahibi Özkan Tamira, ben hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü bu araştırılması gereken ve gündemde olmayan bir konuyu gündeme getirdiler. Haberi yapan kişi de Ömer Ekinci. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Onlar, ben de sizin gibi. Dolayısıyla onların bu emeklerini altını çizmek istedim. Çünkü bakınız, bir takım sentetik uyuşturucu maddeler. Evet. Sentetik uyuşturucu maddeler, bağımlılık yapan maddeler, rengarenk, değişik şekiller basılmış üzerinde, albenisi arttırılmış oluyorlar ve bunlar da ciddi biçimde bir bağımlılığa doğru götürüyor, madde bağımlılığına doğru götürüyor. Evet. Şimdi anti sigara kampanyaları karşısında birileri de bunu sigara anlamında zararsız bir malzemeymiş gibi, zararsız bir meseleymiş gibi, bağımlılık yapmazmış gibi albenisini arttırıyor, gizlemeyi arttırıyor, saklamayı arttırıyor. Dolayısıyla çocuklar bunları alıp kullanıp atabiliyorlar. Ve bu çok gizli bir tehlike aslında. Evet, masummuş gibi masummuş gösterilen gibi. Aslında ama çocukların bağımlılığını arttıran tabii, bir durum. Tabii nikotin bağımlılığını arttırıyor. Bunlar içerisinde tütün yok falan falan ama yani nikotin de ciddi bağımlılık yapan bir şeydir. Dolayısıyla 11 yaşına kadar benim duyduğum kadarıyla bazı okul servislerinde bile çocuklar bunu kullanıyorlar. Okul servislerinde bile kullanıyorlar çünkü elindeki şey bir gizlenebilecek şekilde bir şey. Evet. Çok yani dikkatli olmak gerekiyor bir, burada. Aslında şey aileleri gibi, uyaralım hocam. Yani, marker gibi, bir kalem gibi. Evet. Renkli, markalı, şurada bulu bir şey. Canlı böyle renkli şeyler. Oyuncak gibi adeta. Tabii çocuk ağzına böyle götürüyormuş gibi düşünüyorsunuz. Oysa aslında bir kullanılan bir yabancı madde. Bu bir tehlike. Buradan özellikle bizi izleyen izleyicileri, ebeveynleri uyarmakta çok büyük fayda var. Bu sizin gözünüzden dahi kaçabilir. Dolayısıyla lütfen haberiniz olsun. Bu konuda da dikkatli olalım derim. Evet, kesinlikle öyle. Hem velileri hem aslında okul yetkililerini bu konuda uyarmak gerektiğini düşünüyoruz. Tehlikeler her an her yerde, bizim uyanık olmamız gerekiyor bu konuda. Her seferinde insanın zararına olan bir takım ticaret mata haline getirilmiş zararlı maddeler her gün her şekilde topluma sızıyor. Bunu önlemenin yolu ne? Bunu önlemenin yolu, evet, silahlı polis gücü, devletin jandarması, sahil güvenliği, osu busu, anladık. Bu çok önemli. Yapılan işlere de, hele bugünkü İçişleri Bakanı'nın tutumunu da daha çok takdir ederek söylüyorum. Evet. Fakat bir şey var. Talebi kısma çalışması yapmak lazım. Talebi isteyen kişilerin bilgilendirilmesi ve istenmenin önlenmesidir bu. Hı hı. Hayır, ben bunu kullanmıyorum. Ben böyle bir şey kullanmam diyecek gençlere ihtiyacımız var. Bilinçli. Peki hocam, diyelim ki çocuğumuzun böyle bir şey kullandığını öğrendik, yakaladık. Çocuğa nasıl bir tavırla yaklaşmalıyız? Öncelikle bağırıp çağırmadan, çocuğa ceza vermeden. Çocuk diyoruz çünkü çocuk yaşına indiğini biliyoruz biz bunu. Evet, 11 yaş. Ve çocuğun gururunu kırmadan bunun ne olduğunu oturup mutlaka anlatmak lazım. Zararlarını anlatmak lazım. Bugün için bir defa kullanılan bir şey zarar vermez. Ama
bir süre sonra zararını göreceksin. Lütfen bugünden başlama. Evet. Bu bir büyümek değildir. Çocuklar da çünkü büyümek isterler. Değil mi? Bunu bir büyüme işareti gibi görüyorlar. Büyüme işareti gibi görebilirler. Büyümek isterler. Bu bir büyüme işareti değildir. Sen zaten büyüyeceksin. Bunun olması gerekmiyor diye çocuğu sevecen bir üslupla bilgilendirecek şekilde uyarmak gerekir. Hocam peki şimdi bunlar çok da öyle ucuz şeyler değildir diye düşünüyorum. Bu durumda aslında çocuğumuza verdiğimiz harçlığı da sorgulamamız gerekir mi? Çocuğa verdiğimiz harçlığı tabii sorgulamamız gerekir. Onun da ölçüleri zaman zaman kaçıyor. Bir ilkokul çocuğunun cebinden 1.000 lira çıkabiliyor mesela, değil mi? Kredi kartı olan çocuklar var hocam. Var. Olsun, ona da bir şey demeyelim ama bilgilendirelim. Çocuğumuzun yanlış yapmayacağına emin olduktan sonra bu hareketleri yapalım. Evet. Mutlaka çocuğu bilinçli olmaya teşvik etmek mutlaka gerek. Bakın, talebi kısmak daha önemli. Her türlü uyuşturucu maddede ve bu tütün gibi ortaya çıkan, bağımlılık yapan maddelerde çocuğun mutlaka tütün karşıtı, içki karşıtı, uyuşturucu karşıtı olarak yetiştirilmesi şarttır. Gene kendimden bir örnek vereceğim. Yani alışkanlık haline geldi. Aklıma geldiği için söylüyorum. Benim küçük oğlum oturduğumuz yerde baba dedi ya, bir çocuk dedi, bir genç dedi, geldi dedi, bize bir şeyler vermeye çalıştı dedi. Bana söyledi bunu. Ha öyle mi? Gel biz bunu takip edelim dedim. Soğukkanlı ikimiz, bir şekilde. İkimiz birlikte olalım. Takip edelim. Ne olduğunu, ne ettiğini iyice bilelim. Ondan sonra hareket edelim. Sen de gizli ajan olarak sokakta kal dedim. Onu da dahil ettiniz bu duruma hemen. Evet. Yani dolayısıyla bu çocuğun bunu haber vermesi, doğru bir davranıştı. Ona gösterilen ilgi, ona verilen görev doğru bir davranıştı. Yani o gündür bugündür benim çocuklarım sigara daha içmezler yani. Hocam işte çocuğun aslında ebeveyniyle her şeyi paylaşabileceğini, yanlış bile olsa, hata bile yapmış olsa ebeveyniyle her şeyi paylaşabileceğini, az önce söylediğiniz gibi bunu söylediğinde korkmamalı, karşısından bir ne bir şiddet, azarlama gibi bir şeyler görmeyeceğini biliyor olması aslında çocuğu tehlikelerden korumakta birinci basamak haline geliyor. Eğer çocuğunuza siz bana her şeyi söyleyebilirsin güvenini vermemiş olsaydınız, baba bana kızar diye belki de bu olayı saklayacaktı. O yüzden bunu aslında söyletmek çocuğa, bunu vermek bu çok çok önemli bir şey, öyle değil mi? Tabii son derece önemli. Her seferinde çocuğa doğru hareketi yapmayı öğretmek lazım. Burada anne ile babanın tutarlı davranışları çok önemli. Evet, hep söylüyorsunuz siz bunu. Yani biri A biri B derse çocuk kendi zevkine daha uygun olanı seçer ve o tarafa doğru meyleder. Dolayısıyla anne ile baba çocuğa nasıl eğitim vereceklerini çocuğun haberi olmaksızın arada konuşup strateji belirlemeleri gerekir. Ve bunu da akıllıca biçimde yapmak gerekir. Çocuk sahibi olmak gerçekten çok zordur. Evet, hep söylüyoruz. Çok zordur. Hocam peki çocukları kontrol altına tutmak adına örneğin şimdi artık neredeyse bütün çocukların cep telefonu var. Ebeveynlerin çocukların cep telefonunu kontrol altına tutmak adına karıştırmaları doğru bir davranış mı? Ben kişisel olarak söylüyorum. Doğru olmadığı kanaatindeyim. Doğru olmadığı kanaatindeyim. Sadece ve sadece bilgilendirmek yeterli. Çocuğa güvenmek sonrasında. Güvenmek. Çünkü öbür türlü çocuğa siz şefkatli davranmışsınız, iyi davranmışsınız. Alıp telefonunu gizli gizli inceliyorsunuz. Bu bir tutarsızlık anlamına gelir. Çocuk size güvenmemeye başlar. Evet. Kaldı ki zamanımız öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şimdi hadi internetten vazgeçelim. Geri gidelim. Hadi bu telefon haberleşmesinden geri gidelim.
Yani filmlerde falan izliyorsunuz. Çölün ortasında cep telefonla adam konuşacak kadar teknolojiye sahip artık evet. dünya. Dolayısıyla bu çocukların bu sabah şoför diyor ki bana, hocam bana konum at. Aa dedim, ben konum atmasını bilmiyorum ya. Bu yaşa geldim, cehalete bakın. Ben birazdan konum atmasını öğreneceğim yani. Anlatabiliyor muyum? Ama çocuklarımız bizden daha ileridirler. Doğru. Yani bilgisayar kullanmaları, kodlamalardan işte fikir geliştirmeler falan robotuna varana kadar şeyler yapılıyor. Bunlar da çocukların teknolojiyle erken yüz yüze kalmaları sebebiyle oluyor. Evet. Burada çocuğun elinden telefonu almak, saklamak, gizlemek yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Benim gibi düşünmeni olabilir ama benim düşüncem bu. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada yine akıl almaz bir olay var gerçekten. Hocam, Adana'dan bir olay gelecek şimdi ekranlara. Adana'da efendim bir aracı çekmek için çocuğu halat olarak kullandılar. Görüntülerini de göreceğiz. Adana'nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir çocuğu halat gibi kullandılar. Çevredeki insanların ayrıntılı bir şekilde olayı cep telefonuna kaydetmeleri sonrasında gördük bunları. Çocuğun neyse ki başına bir şey gelmedi ama bir aracı çekmek için öndeki araca, arkadaki araç zarar vermesin diye araya çocuğu koyuyorlar. Çocuk bir o aracı tutuyor, bir diğerini tutuyor ve böylelikle araçlar birbirini götürüyor. Bu gerçekten içime fenalıklar getiren bir olay. Artık bu kadarı da pes hocam. Yani bir çocuğu görüyorsunuz şimdi görüntülerde, bakın arada çocuk uzanmış. Herhalde ilkokul çağında ya da ortaokul çağında bir çocuk halat olarak kullanılıyor. İki araç birbirine dokunmasın, yani aracına zarar gelmesin diye çocuğu halat olarak kullandığını görüyoruz. Çocuğa zarar gelebilir. Araba daha önemli. Buradan onu anlıyorum. Ha, bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şu yok. Yani şu yok. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Gerçekten beyin yok. Yani bugün çocuğa bir şey olmadı ama yarın olmayacağını kim söyleyebilir bu kuvvetli asılma traksiyon karşısında? Gerçekten inanılmaz. Yani buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Cahillik desen vallahi, değil. Bu dediğiniz beyinsizlik. Doğru. Kullanın arkadaşlar. Bunu kullanın. Beyinsizlik yani. Çünkü beyin kapalı bir kutu içinde, beyninin olduğunun farkında değil adam. Görmüyor ki. Gerçekten pes. Çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum bununla ilgili. Evet, sevgili izleyiciler, ne yapmalı etiketiyle sosyal medyadan bize sorularınızı iletmeyi unutmayın. Daha önce sorduğunuz sorular var, biliyorum. Onları program içerisinde hocama soracağım, merak etmeyiniz. Şimdi sıradaki haberimiz aslında yine bizim yüzümüzü gülümsetecek ve çok şükür ki böyle insanlar da varmış dedirtecek bir haber. Emekli olmasına rağmen gönüllü olarak sokağı temizleyen 48 yaşındaki Derya Kümeç sıradaki haberimiz. Emekli olduktan sonra gönüllü olarak yaşadığı şehri temizlemeye devam ediyor. Uzun yıllar temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Derya Kümeç, emekli olduktan sonra da temizlik işlerinde gönüllü olarak çalışmaya devam etmiş ve diyor ki boş bir şekilde evde oturmaktansa hiç olmazsa mahallem için bir faydam olsun diye düşündüm. Daha önce Sinop Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalıştım. Şimdi de bunu keyifle yaptığını söylemiş. Para için yapmıyorum, sevabına yapıyorum diye de eklemiş. Gerçekten böyle insanları görmek biraz içimizi rahatlatıyor, biraz yüzümüzü güldürüyor. Öyle değil mi hocam? Elbette verdiği cevaplar son derece güzel. Değil mi? Evet. Yani örnek oluyor etrafa. Ondan sonra onu gören birileri de belki buna soyunabilir. Örnek olur. Katılabilir. Yani bazı ülkelerde sokakta çöp görmeniz mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Çünkü herkes bunu bir toplumsal görev olarak biliyor. Özellikle herkes bilir Almanya'da. Almanya'da her yer tertemiz.
bazı bir izmaritler falan görüyorsunuz ama onu Almanlar atmıyorlar. Yabancı gezenler atıyorlar. Dolayısıyla toplumsal sorumluluk son derece önemli. Bizim topluma bir borcumuz var. Toplumu rahatsız eden şeyler bizim elimizde ise lütfen onları kaldırın, siz müdahale edin. Bu çok önemli bir şey. Küçük bir röportajımız varmış. Bakalım neler söylemiş Derya Bey, izleyelim. Kendim emekliyim. İşte boş zamanımda böyle yani hem spor olsun hem sevabına mahallemi süpürüyorum, temizliyorum. Bu şekilde zaten boş boş evde oturmaktansa hiç olmazsa mahalleme bir faydam olsun. Boş insan demesinler, boş geziyor demesinler. Vatanın millet, her şey vatan millet için. Daha önce, bir sene önce bıraktım. Temizlik işlerinde çalıştım. Sunat Belediyesi'nde 2 sene temizlik işlerinde çalıştım. Çocukluğumdan beri yer süpürüyorum. Yeni değil. Tekstillerde yer süpürdüm. Başka yerlerde de aynı şekilde. Seviyorum yani. Severek yapıyorum. Yani her şey para için değil. Yani sevabını temizliyorum mahallemi. Toplumsal sorumluluk dediniz hocam, değil mi? Evet. Gerçekten toplumsal sorumluluk. Bu son derece önemli bir şey. Yani düşünsenize bir ormanda herhangi bir şekilde içkisini içip cam şişeyi ağacın dibine atan, ondan sonra koskoca ormanın yandığı yangınlar biliyoruz. Ne yazık ki. Bu sorumsuzluk değil mi? Hadi zıkkımlandın. Al bari de onu götür bir çöp tenekesine at. Yangın çıtmasın. Doğru. Bir de topluma zarar veren davranışlar var. Örneğin eline aldığı böyle sert bir cisimle yolda yürürken arabaları teker teker çizenler var. Evet. Değil mi? Doğru. İkisi birbirinin zıttı davranış biçimi bunlar. Doğru. Hocam peki hani az önce söylediniz ya, mesela başka ülkelerde böyle bir şey yok. Orada görürseniz de izmaritleri o ülkeye ait, insana ait değildir diye. Bu gerçekten toplumsal bir bilinç mi, yoksa kuralların katı olmasıyla mı alakalı? İkisi birlikte. Kurallar da işletiliyor. Toplumsal açıdan millet eğitilmiş ve toplumsal bilinç kazandırılmış vaziyette. Toplumsal. Şimdi Almanya örneğini verdik. Yani niçin? Ekonomik yönden gelişmiş falan. Ekonomik yönden gelişmiş de adamlar 1945'te savaştan çıktılar. Yani Almanya Gazze'den beter oldu yani. Dümdüz oldu. Kaç senede bu seviyeye geldiler? Evet. Bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla diyor ki, aynı kişiden bahsediyor. Yurt dışında hiçbir şekilde yere çöp atmayan kişi Türkiye'ye ailesini ziyarete geldiğinde burada çöpünü çok rahat bir şekilde yere atıyor. Evet, onu yaşadım ben. Bizim yeğenlerimiz var. Tatile gelmişlerdi. Almanya'da yaşıyorlar. Balkondan bir aşağı bir şey atacak. Bir çöp atacak. Atmayayım dedi çocuk. Ablası dedi ki, oğlum burası Türkiye, atabilirsin dedi. Ya. Yani bu bir toplumsal bilinçle ilgili bir mesele. Evet. Hocam şimdi sırada bir ne yapmalı sorumuz var izleyicilerimizden gelen. 1,5 yaşındaki çocuğuma yasakları nasıl öğretebilirim diye sormuş bir izleyicimiz. 1,5 yaşındaki çocuğunuza yasak öğretilemez. 1,5 yaşındaki çocuğunuz sevgiyle bakılır, tertemiz tutulur. Onun yasaklamayı düşündüğünüz malzemeden somut biçimde uzaklaşması ve uzaklaştırılması sağlanır. Örnek, çocuğun eline bir çivi geçti diyelim ya da bir metal tel geçti. Elektrik prizine soktu. Çocuk onun tehlikesini bilemez ki. Peki yapacağınız şey ne? 1,5 yaşında çocuğunuz varsa prizlere
özel bir aparatla yerleştirip oraya onun sokulmasını önlemektir. Çocuğun eline geçecek olan teli, çiviyi gibi geçirgen maddeleri ortadan kaldırmaktır. 1,5 yaşındaki çocuğa hiçbir şey öğretmeniz gerekmez. O zaten dış dünyayı keşfediyor. Yani daha dün ağzını öğrendi neye yumuşak, neyin sert olduğunu. Doğru. Hocam peki kaç yaşından itibaren çocuklara kural koymak gerekir? Çocuklara kural koymak yavaş yavaş özellikle 6 yaşından sonra başlar. Okul çağında yani. 6 yaşından sonra başlar ama çocuklar toplumsal yasakları 10-11 yaşında yavaş yavaş gelişirler. Şimdi insanı biz gene bir teori olarak söyleyeyim ama çok iyi bilinen oturmuş bir teoridir bu. Bir tanesi bilinç. Bilinç. Bilinç altı ve bilinç dışı. Bu ayrı bir sınıflama. Bir başka sınıflama var. O da şu. İç ben, id denir buna. Yani doğuştan var olan. Evet. Anadan doğduktan sonra kendisini gösteren iç ben davranışları. Bunlar yemedir, içmedir falan ihtiyaçlardır. Ondan sonra kişilik gelmeye başlar. Ego. Ego her geçen gün öğrendiğinizdir. Ego. Bir de süperego var. Süperego da 11 yaşından sonra. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Dünyayı düşünün. Dünya küresi. Dünya küresinin ortasında ne var diye soruyorum. Magma var. Değil mi? Peki magmayı gören var mı? Yok. Ama indirekt verilerle magmanın yanardağ patlamalarıyla, gayzerlerle, bir takım doğal aylarıyla, sıcak su havuzlarıyla falan varlığına hükmediyoruz. Tamam. Ego oradan menşeini alır, kaynağını alır. Giderek onu geliştirir. Kişilik gelişmesi halinde devam eder hadise. 11 yaşından sonra da ne yasak, ne yanlış, ne doğru, ne günah, ne günah değili öğrenmeye başlar. Ve aslında ego yasaklayıcıdır. Genellikle yasaklayıcıdır. Anladım. Yapma, etme, yapma falan cinsinden bir yasaklayıcılıktır. Ego ise genellikle içgüdülerle süperego arasındaki karşıtlıkların çözümleyicisidir. Sen bunu yapma. Yanlış ama bunu 3 gün sonra yapabilirsin. İznini veren taraf da egodur. Peki çocuklara yasak veya kural koyarken bunları mutlaka çocuklara açıklamak gerekir mi? Çünkü yeni tarz ebeveynlikte böyle çocuğu her şeye açıklama çabası var ya. Yoksa bazen şunu da demek gerekir mi? Bizim evimizin kuralı bu. Sizin evinizin kuralı buysa başka evin kuralı da başka olur anlamına gelir bu. Evet. Bizim evimizin kuralı olarak takdim edemezsiniz. Nasıl takdim edeceğiz? Yani takdim edeceğiniz şey insanlığın kuralı bu. Tamam. Nasıl açıklayacağız bu çocuğa bunu? Bunu yapma çünkü şöyle 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 gibi mi? Yoksa bizim kurallarımız bunlar çünkü sebebi bu gibi mi? Bizim kurallarımızı bir defa iç sözün etmeyin. Tamam. Yani bunu bireyselleştirmeyin. Tamam. İnsanlık kuralları bu. Bunu böyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan elin yanar, sobaya dokunursan elin yanar ve ciddi biçimde yaralanırsın. Bıçak gibi kesici aletlerle oynama, düşersin ve Allah göstermesin ölürsün diye sık sık çocuğu bıktırmadan ama. Çocuğu bıktırmadan 10 günde 15 günde bir değişik ifadelerle bunlar çocuğa anlatılmalıdır ve öğretilmelidir. Yani genelleştirerek çocuğa bunu söyleyeceğiz. Evet. Peki.
Hocam şimdi sıradaki haberimiz bir sosyal deneymiş. Pinhani grubu konser öncesi kendi konserinde saç bandı satmaya çalışmış. Pinhani grubu bir müzik grubu hocam. Konser öncesinde kendi isimlerinin yazdığı saç bandlarını halkın arasına inerek bunları satmaya çalışmışlar seyyar satıcı kılığında. Ancak konsere gelen dinleyiciler hocam onların onlar olduğunun farkına bile varmamışlar. Konser sırasında sahnede bu yaptıkları şeyi izleyicilere anlatınca ilginç anlar ortaya çıkmış. Bakalım görüntülerini izleyelim. Trabzon abi 2 tane 20 lira. Saç bantlarını kendimiz satalım dedik size. Bir var, mavisi, kırmızı. Kameraya baktım ya. Pardon. Aramızda böyle ufak çaplı bir yarışma yaptık yani kim daha iyi satacak diye ama o kadar az satıldı ki. İşte çok iyi sattı. Pek öyle skor tutamadık yani böyle 3-5 tane anca satabildik yani bayağı uğraştık size satmayı. Sana göre belki yokum, belki yokluktan buradayım. Bir kere gel benle konuş. Genelde böyle satıcıların yüzüne bile bakmıyorsunuz. Genel eğilim bu yönde. Çok yoğunsun farkındayım. Bir kez olsun çık karşıma. Bir sözünle boz dengemi. Ben yanarım her gün sana. Sen de artık gel gör beni. Tam içeri gireceksiniz, herifin biri size saç bandı al diye tutturuyor. Tabii buna çok iyi muamele yapmamanız normal. Bir tanesi bendim mesela o saç bandı satanlardan. İki tanesi 20 lira güzel ablam. Vereyim mi? İki tane 20 lira. Andaş, ne? Lisanslı ürün. Aslında bir nevi farkındalık yaratmak istemişler. Söylediği şeylerden onu anlıyorum. Diyor ki satıcıların yüzüne bile bakmıyorsunuz. Oysa oradaki insanlar bizlerdik. Bazen böyle yapabiliyoruz değil mi? Hayat içinde akıp giderken bize bir şey satmaya, bize bir şey söylemeye çalışan insanları görmezden gelebiliyoruz akışta. Sanırım onunla ilgili bir deney yapmak istemişler. Hem öyle hem de böyle bir beklenti de değil konsere gelenler. Doğru. Böyle beklentileri yok. Onlar bir gürültüyle birdenbire yan ışıklarla sahneye çıkacak sanatçıları bekliyorlar. Oysa sanatçı sokakta onlara bir şey satan satıcı rolünde. Yani bu daha çok beklentiyle ilgili gibi geldi bana. Bekleseler böyle bir durum belki sohbet ederler. Evet. Belki takdir ederler, belki sevinirler değil mi? Böyle bir şey yok. Bir duyuru yapılmamış, bir şey yapılmamış. Satıcı muamelesi yapıyorlar. Satıcı muamelesi yapınca da bizim satıcımız da zaten çok. Ama bir de şöyle bir şey gerçekte var gerçekten. Bunu sizinle de hep konuşuyoruz. İşte kendi apartmanımızda oturan kişiye, komşumuza bile bazen asansörde günaydın demiyoruz. İşte insanların yüzüne bakmıyoruz. O da ama o ayrı başka türlü mesele yani. Şimdi bir konsere gidiyorsunuz. Konseri verecek olan grup satıcı rolünde geliyor size bir şeyler satmaya çalışıyor. Kendi bantlarını satmaya çalışıyor. Sizin ilginiz bant. Sizin ilginiz adamın yüzü değil ki. Belki adamın yüzünü yakından tanımıyor olabilirsiniz. Değil mi? Evet. Peki hocam şimdi bir reklama gidelim arkasından devam edelim. Buyurunuz efendim. Hocam, ikinci haftamızın da sonuna geldik. Bugün Cuma ve kapatıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Sizinle birlikte iki hafta çok güzeldi. Benim için de öyle. Ama şunu da söyleyelim. Pazartesi de aynı saatte yine buradayız, bekleriz. Evet sevgili izleyiciler, Ne Yapmalı'nın ikinci haftasının sonuna geldik. Bugün Cuma, umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Biz pazartesi günü yine aynı saatte, saatler onu gösterdiğinde TV 360 ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.